Medya Haber'den merhaba. Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. ABD seçimlerini konuşacağız. 3 Kasım'da yapılan seçimlerin resmi anlamda olmasa da artık tüm uluslararası ajansların da geçtiği haberle Joe Biden'ın ABD'nin 46. başkanı olduğu belli oldu. Şu an için 284 delege sayısına ulaşmış ve henüz 3 eyalette seçimler devam ediyor, sayımlar devam ediyor. Bu meseleyi konuşacağız ama bu meseleyi seçim boyutunda değil, seçim sonrasına odaklanarak konuşacağız. Biraz da eski dönemi, yani Trump dönemiyle gelecekteki olası tutumları göz önüne getirerek, tabii Kürt boyutu üzerinden de, Orta Doğu ve Türkiye siyaseti boyutu üzerinden de konuşacağız. Konuyu yakından takip eden, bilen iki değerli konuğumuz var. Gran Özcan, HDP Amerika temsilcisi ve Aykan Sever, gazeteci arkadaşımız. Her iki konuğuma da başlamadan önce ben hoş geldiniz diyeyim. Zaman ve emeğiniz için şimdiden teşekkürler. Sayın Gran Özcan'la da hemen başlayayım. Amerika'da yaşıyor, şu anda orada ve seçimleri orada takip etti. Sayım henüz tamamlanmadı, sayım sürüyor. Ancak uluslararası ajanslar, biraz önce de dediğim gibi, ABD'nin 46. başkanının Joe Biden olduğunu duyurdu. Bundan sonra ne olur özellikle, yani seçim açısından ne olur merak ederek soruyorum. Trump'ın mahkemeye gitme dışında bir seçeneği var mı? Çünkü Trump'ın avukatı da aslında yarım saat önce çok sert de bir açıklamada bulundu. Yani Amerika'da seçimlerde görülmemiş bir tablo içerisinde sert bir açıklamada bulundu. Sahtekarlıkla itham etti Joe Biden taraftarlarını, demokratları. Öncelikle aslında biraz ABD'deki atmosferi aktarabilmek için geçtiğimiz 4 yılı çok kısa da olsa Amerikalılar açısından nasıl bir 4 yıl olduğunu anlatabilmek gerekiyor. Çünkü şu an itibariyle yorumların çoğu, özellikle demokratların kitlesi içerisinde, 4 yıllık kabusumuz bitti sloganıyla tarif edilebilecek bir duygu patlaması yaşanıyor şu an Amerika'da. Ki sizin de bahsettiğiniz gibi artık uluslararası ajanslar Joe Biden'ın seçimin galibi olduğunu ilan etmiş oldular. Ve bu da tabii Trump tarafını 4 yıllık kabus olarak tarif edilen bu sürecin önümüzdeki 2 ayda da, ki nitekim Biden 20 Ocak'ta söz ve görevi resmi olarak devralacak, bu 4 yıllık kabus olarak tarif edilen süreçte 2 aylık bir süreç daha var. Ve Trump da seçim sonuçlarını takip ederken bile bu 4 yıllık yönetim tarzının yönetim tarzını devam ettiriyor ve açıklamaları aynı 4 yılda yaptığı gibi çok gergin, çok gerginleştirici, çok kutuplaştırıcı açıklamalarla bu süreci devam ettiriyor. Ki nitekim ilk defa Amerika tarihinde mevcut devlet başkanı devletin seçimlerde kendisine karşı hile yaptığını, hileyle, karşı tarafın hileyle bu seçimi kazandığını ve işte illegal oylarla seçim götürdüğünü iddia etmiş bulunuyor. Ve avukatı da Rudy Giuliani, ki bu 4 yıllık süreçte hep Trump'ın yanında olan, bir nevi resmi olmayan bir kabine üyesi gibi davranan Rudy Giuliani, en son sizin de bahsettiğiniz gibi basının karşısına çıkarak hileli bir süreçte seçimi demokratların kazandıklarını iddia ettiklerini belirtti. Süreçte işte yine bahsettiğim gibi buradaki atmosferi iyi anlayabilmek için bu halkın, Amerika'nın yaşadığı 4 yıllık süreci, içeride yaşadığı 4 yıllık süreci iyi anlamak gerekiyor. Nitekim biz sonrasında bunun dış politikaya yansımasını da konuşacağız. Özellikle bölgede dönük ne tür etkileri olacağını da konuşacağız. Ama kanımca öncelikle Amerika için bunun ne anlam ifade ettiği, artık Beyaz Saray'da çok açıktan ırkçı söylemlerde bulunmayan bir başkan adayı olduğu düşünülüyor Biden'ın. Bu 4 yıllık süreçte şu an insanlar sokağa taştı.
Washington'da, New York'ta Biden taraftarları, hatta Biden taraftarlarından çok Trump karşıtları sokağa dökülmüş bulunuyor. Trump'ın yani onlara göre ırkçı, dengesiz bir başkanın işine son verildiği düşünüyor ve bu atmosferde bu seçimin karşılandığını ve bu sonucun karşılandığını bekliyoruz. Yani bu iki ayda bir aksiyon yaratması mümkün mü? Trump'ın etkili bir aksiyon, yani Amerikan kurumlarını hiçe sayarak ben burada oturuyorum diyebilme şansı var mı? Çok kısa mümkünse. Yani ben burada oturuyorum deme şansı çok olmayabilir ama önümüzdeki iki aylık sürecinde Trump'ın bütün başkanlık yetkileri ve görevi kendisindedir hala. Yani şu an haberler çıkıyor. Pentagon Savunma Bakanlığı'nı görevden alacağı, CIA direktörünü görevden alacağı, bu sürede birçok kişinin cezada, şu an cezaevinde bulunan bazı kişileri, yakın arkadaşları dahil bunlara bir af getirebileceği. Yani 4 yıllık süreç nasıl geçtiyse bu 2 aylık sürecinin farklı geçeceğini beklemek çok da mantıklı bir şey değil. Yani Trump'ın bütün yetkileri hala kendisine duruyor. Bence hiç kimse şu an tam kestiremez Trump'ın ne yapacağını. Peki onu da önümüzdeki dönemde göreceğiz ama biraz da yeni dönem siyasetinde, yeni dönemde ABD siyasetini tartışalım diyorum. Oradan da belki daha ağırlıkla da Kürdistan ve Orta Doğu'ya dönük politikalar boyutunda da tartışmak istiyorum. Aykan Sever, sizinle devam edelim. Evet. Hep anlatılır da ABD'de kişiler siyaseti değiştiremez diye ama görünen o, Trump ABD'de siyaseti değiştirdi, alt üst etti. Kişisel tercihlerini ve tutumunu da siyasete yansıttı. Evet. Biden bu dönemde nasıl bir seyir izler? Deyim yerindeyse Trump'ın bıraktığı yerden mi başlar, yoksa ABD'yi eski kodlarına döndürür mü? Yani eski kodları da tartışmalı olsa bile en azından kurumların ortak işleyişi vardı o anlamda, eski kodlara döner mi diye. Şöyle dediğiniz gibi Amerikan siyaseti için hani hep başkanlar ya da kimin o koltukta oturduğu önemli değildir. Hani genel olarak belli bir plan program çerçevesinde Amerikan siyaseti yürür diye. Gerçekte de böyleydi diyelim en azından Trump öncesine kadar. Ama Trump hem bir toplumsal karşılığı temsil ediyor hem de kişisel olarak orada varoluşu da aslında tesadüf değil kuşkusuz. Hani Amerikan toplumunun ürettiği bir gerçeklik aynı zamanda. Çok şey değişti. Yani bir tür enkaza yol açtı diyebiliriz yani rahatlıkla. Şimdi ister istemez Biden başka şeyler yapmak istese de en azından gerçek anlamıyla bir enkazı devraldı. Ve bu enkazı yeniden toparlamak zorunda. Yani klasik pozisyona dönebilmek için hani kurumların etkili olduğu, daha doğrusu müesses nizam diye kastedilen aslında belli bir azınlı bürokratlar ve işte bazı seçilmişlerden, senatörlerden oluşan belli bir azınlığın yeniden otoriteyi tesis edebilmesi için yani bir şey, en azından Trump'ın yıktıklarının tekrar toparlanması lazım. Bunun tabii ki bunun aynı zamanda hani belli bir strateji oluşturmaya, toparlanmaya ihtiyacı var. Yani zamana ihtiyacı var. Şu an örneğin kuşkusuz hani bütün kurumlar geçmiş anlayışlarını ve birikimlerini terk etmiş değiller. Aslında hani bir taraftan kendilerine göre bir strateji oluşturuyorlar ve yürütüyorlar ama şöyle bir takım köklü farklılıklar olacak. Diyelim ki örneğin Çin'e dönük yürütülen siyaset örneğin farklılaşmak zorunda. Ya da diyelim Avrupa'ya ya da Birleşmiş Milletler'e. Yani genel anlamda bir farklılık olacak ve belirgin bir öngörülebilir bir siyaset karşımızda olacak muhtemelen. Yani bunu zaten beceremezlerse aslında Trump'ın yaptıklarını toparlayamamış olurlar ve Trump'ın yıktıklarını uzun zaman taşıyarak yani kurmak istedikleri hegemonya siyasetini kuramayacak hale gelir. Şimdi burada biraz şöyle bir şey denilebilir. Obama döneminde yapılmaya çalışılan yani küresel hegemonya siyasetinin kurulmaya çalışılan siyaset yeniden muhtemelen gündeme gelecek ama Trump'ın yaptıkları üzerinden gündeme gelecek. Evet. Ses mi kesildi yoksa? Sesimi alabiliyor musunuz? Ses. Tamam. Burada, ben zaman zaman göremeyebiliyorum.
Doğrusu ya kısaca şöyle şey söyleyerek bağlayayım. Şimdi sonuçta epey zamandır yürümekte olan bir 3. Dünya Savaşı var. Yani yeniden paylaşım savaşından söz ediyoruz. Bu savaştan bir tür hegemonyayı kurabilmek için Amerika'nın sonuçta Trump'ın beceremedikleri üzerine yeni bir şeyler söylemesi lazım. Özellikle önce Amerika siyaseti kuşkusuz burada terk edilecek şeylerin başında gelir. Evet. Yani bunun altını çizmemiz gerekiyor. Ama yeni bir hegemonya siyaseti ne olur? Bunu köşe taşlarını zamanla görüp bunun daha belirgin olacağını söyleyebiliriz sadece. Peki, şu an. Onun da zaten aslında biraz da önümüzdeki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Giran Özcan, sizinle devam etmek istiyorum. Biraz önce aslında önümüzdeki iki aylık dönemi ya da işte Ocak 20 miydi Biden'ın görevi devralacağı tarih? O zamana kadar geçecek süreci önemli bulduğunuzu söylediniz. Ama tabii ben biraz da belki Biden dönemine yani 20 Ocak sonrasına odaklanarak sormak istiyorum. Doğrusu önemli olduğuna inanıyorum. Yani bir de belki kişisel kanaat sonuçta Biden o koltuğa oturacak. Trump'ın bunu önleme şansı yok diye düşünüyorum. Özellikle kurumlar arasındaki çatışma dışarıdan da gözleniyordu çok rahat bir şekilde ama iki kurum arasındaki çatışma çok netti. Pentagon ile Beyaz Saray ya da Beyaz Saray üzerinden CIA ve Dışişleri Bakanlığı üzerinden. Bu dönem özellikle sözünü ettiğim bu kurumlar üzerinden nasıl bir değişim yaşanır? Yani o geçmişte Pentagon'la CIA ve dışişleri politikalarındaki farklılıklar ya da Beyaz Saray'ın koordine ettiği güçlerle Pentagon arasındaki farklılıklar somut bir biçimde kendini gösterir mi bilmiyorum. Sen katılır mısın ayrıca kurumlarda farklılık olup olmadığına? Kesinlikle katılıyorum. Çünkü ilk bölümde de bahsettiğim gibi bu seçimleri ve bu Amerika'da yaşanan bu iç çatışma demeyelim de demokratik düzeyde kendisini ifade eden bu çelişki derin bir çelişki. Yani ABD içerisinde küresel hegemonyayı kendi elinde tutan dünyamızın hegemonik yani 70-80 yıldır açık ara hegemonik gücü olan ABD'nin 2020 ve bundan sonrasındaki yıllarda küresel hegemonyasını şu an tehdit edilen küresel hegemonyasını nasıl koruyacağını veya nasıl ilerlemek istediğine dair yürütülen bir tartışmanın dışa vurumudur bunlar hepsi. Şimdi Trump 4 yıl önce hatta 5 yıl önce kampanyasına başladığında dünya polisi olmak istemediklerini, artık dünyaya bu yatırımı yapacaklarına, yani o küresel hegemonyalarını ilerletmek veya korumak için yapacakları küresel yatırımlardan ziyade kendi içine, ABD'ye çekmek istediği, bu yatırımları tekrar iç piyasaya çekmek istediğini belirten bir Donald Trump vardı. İşte Washington'daki bataklığı kurutacağım deyip bunu sloganlaştırabilen bir Donald Trump vardı ve bu platformla seçilmiş bir başkan vardı. Şimdi bunu seçildikten sonra 4 yıl içerisinde Trump'ın küresel sahnede ne yaptığına bakarsak, işte Washington'daki hakim fikir, özellikle düşünce kuruluşlarındaki hakim fikir, Trump'ın 4 yıllık yönetimi boyunca ABD küresel arenada Çin'e ekonomik olarak, Rusya'ya da askeri ve politik olarak alan kaybettiklerini düşünüyorlar. Şimdi bu tartışma, işte sizin de bahsettiğiniz gibi Pentagon veya Kongre ve Beyaz Saray arasındaki bu çelişkilerin aslında daha geniş bu sorunların, işte küresel hegemonyayı, küresel hegemonyamızı nasıl korumalıyız, nasıl ilerletmeliyiz, bize kafa tutan bu güçlere karşı nasıl bir mücadele içerisinde olmalıyızın farklı bakış açılarının arasında geçen mücadeleydi bu. Şimdi diyebiliriz ki Biden kazanmasıyla işte Pentagon'un, Kongre'nin genel olarak Amerika'daki siyasi elitin kazandığını belirtebiliriz. Çünkü bu güç şu an itibariyle hem buradaki düşünce kuruluşları hem de buradaki devletin diğer kurumları Çin'le girişilecek olan bir soğuk savaşın hazırlıkları yapıyor. Yani hatta bu soğuk savaşın başladığı belirtiliyor. Bu soğuk savaş başlamışken ki bu soğuk savaşın Rusya tehdidinden daha ciddi bir tehdit olduğunu düşünen çok geniş bir kesim var burada. Bu soğuk savaşa Trump gibi
sağa solu çok belli olmayan, bu soğuk savaşın nüanslarını, ayrıntılarını çok iyi okuyamayan bir Beyaz Saray'dan ziyade 40-50 yıldır Amerika'nın çeşitli siyasi pozisyonlarında görev almış. Bahsettiğimiz bu siyasi elitin has elemanlarından biri olan Joe Biden'la bu yolu gitmeyi tercih ettiğini ve bunu da belirtmek gerekiyor. Amerikan tarihinde Trump 4. başkan, oturan başkan, 2. dönemini kazanamayan 4. başkan. Yani evet. Aslında çok sıra dışı bir şekilde izlemiş olduk bu günlerde. Ama diyebiliriz ki ABD'nin küresel hegemonyasını korumak isteyen, hala küresel olarak hegemonik güç olarak kalması gerektiğini düşünen ABD'deki geniş siyasi elit Trump'la daha fazla yürüyemeyeceğini, bundan dolayı çok fazla cumhuriyetçi siyasetçi de desteğini Biden'ın arkasına vererek ileriki dönemde hem Rusya'ya hem Çin'e karşı daha nüanslı, daha ayrıntılı bir mücadele, evet, küresel hegemonya uğruna ABD'nin bu mücadelesini sürdüreceğini söyleyeyim. Yani sonuçta bir kurumsal uyum sağlamak durumunda kaldıkları için de Biden'ı tercih ettiler gibi bir yaklaşım var. Anladığım bu. Çok özetle. Yine seninle devam edelim istiyorum Gran Özcan. Trump'ın özellikle NATO ve Avrupa ile siyasetini hemen ardından benzer durumu biraz da yakından takip eden Aykan'la da devam ederim diye düşünüyorum. Trump NATO ile kavga etti. Avrupa ile hegemonik bir savaşa girdi. Aslında bunu da bir tüccar gibi davranarak yaptı. Yani bu da çok belirgindi. Yine diğer taraftan ABD'nin dev elektronik şirketleri de bu tüccar kavgasında işin içindeydi. Şimdi ne olur? Beyaz Saray yeni sahibiyle birlikte Avrupa ve NATO ile nasıl bir süreç izler? Mümkünse kısaca da buna değinsen oradan hemen Aykan'la da bu sorunun yanıtını alıp biraz da aslında Türkiye, Orta Doğu ve Kürdistan boyutuna geçelim diye düşünüyorum. Şimdi Trump'ın yaklaşımını önce kısaca değinmek gerekirse, Trump zaten NATO üyeliğinin artık bu küresel hegemonyaya bu kadar para yatırmanın çok karlı bir iş olmadığını düşünen bir yerden başlamıştı zaten. Bundan dolayı da gördük bu süreçte hem Avrupa Birliği ile hem NATO ile ilişkilerini gerginleştiren, hatta neredeyse NATO'yu bazı yerlerde çok gereksiz gören bir yaklaşım sergilemişti. Ve bunun da bu ilişkiye, bu ortaklığa zarar verdiğini söyleyebiliriz. Biden'ın hem kampanya süresince hem de 20 Ocak'tan sonra bu ilişkileri toparlamaya çalışacağı, düzeltmeye çalışacağından hemen hemen eminiz. Yalnız Amerika'da bir seçim oluyor ve şimdiden de Trump'ın 2024'te tekrar aday olunabileceği konuşuluyor. Yani Biden her ne kadar bu ilişkileri tekrar toparlamaya çalışsa da bunun Biden açısından, Biden için çok kolay bir iş olmayacağını, 4 yılda verilen bu zararın bir 4 yıl içerisinde zor toparlanabileceğini düşünen yaygın bir kesim var burada. Evet. Peki. Aykan, bu başlıkla ilgili senden de kısa rica edeceğim mümkünse. Avrupa'da özellikle de Almanya ve Fransa ile karşı karşıya geldi Trump. Yani Rusya'ya dönük siyasette de bu böyle oldu. ABD seçimlerini yakından izleyen kesimlerden biri de Avrupa'ydı. Yani Avrupa'da tabii Rusya'da ilgilendi ama Avrupa peki bu yönüyle Biden sonrasında, Biden'ın gelmesi sonrasında siyasetinde bir güncelleme yapar mı? Yani elbette Biden Avrupa tutumu ne olur, ona da belki kısa yanıt verirsin ama Avrupa'nın özellikle siyasetinde bir güncelleme söz konusu olur mu? Tabii ki değişecek. Çünkü Trump'la zaten hani geçinemiyorlardı. Özellikle Avrupa Birliği'nin aslında bütünlüğünü dağıtmaya yönelik Trump bir takım politikalar geliştirdi. Yani özellikle Polonya örneğin burada desteklenen ülkelerden bir tanesiydi. Hem yani zihinsel olarak Trump'a uyuyorlardı. Örneğin Macaristan gene. Yani genel olarak Avrupa'da sağcılığı destekleyip Avrupa Birliği'nin bütünlüğünü sarsmak için uğraştı. Ve aynı zamanda İngiltere'deki Brexit meselesinde de Trump'ın ve Trump'ın çevresinin rol oynadığı biliniyor. Yani Avrupa Birliği'nin aleyhinde çalıştı. Zaten Avrupa Birliği yöneticileri özellikle Almanya ve Fransa bu seçim sürecini
yakından takip etti ve Biden'ı destekleyen açıklamalar yaptılar. Yani en azından şey gözüküyor. Yani Avrupa Birliği Biden'ın seçilmesine olumlu yaklaştı ve yeniden ilişkileri onarmaya çalışacak. Ama bu karşılıkla hani nereye gider? Çünkü bu içinde bulunduğumuz hani 3. Dünya Savaşı dediğimiz ya da postmodern yeniden paralizm savaşı dediğim şey içerisinde Avrupa Birliği yeni bir güç olarak kendini tarif etmeye çalışıyor. Burada mı hani bu yeni güç olarak tarif etme meselesi biraz da Trump'ın tavrıyla ilgiliydi. Bu değişebilir. Yani demek istediğim yeniden NATO üzerinden tekrar güven ilişkileri kurulur ve örneğin Avrupa Birliği'nin bir takım benimsediği prensiplere, Paris İklim Anlaşması gibi meselelere tekrar yeniden imza atarsa Amerika Birleşik Devletleri ya da Birleşmiş Milletler'e dönük hani dağıtıcı tutumunu değiştirip daha pozitif bir tutum alırsa şey değişebilir. Avrupa Birliği ile ilişkiler değişebilir. Yani buna Avrupa Birliği tarafının en azından açık olduğu, zaten hani öteden beri Amerika'ya dönük hani bir tür Amerikan şemsiyesi altında yaşamlarını sürdürdükleri için 2. Dünya Savaşı özellikle böyle bir şeye hayır diyecekleri düşünmüyorum. Ama şey yani bu karşılıklı geliştirilecek politikalarla ilintili. Yani otomatik olarak herhangi bir sonuç doğurmaz. Rusya ile ilgili gelince bu nükleer silahları yenileme anlaşmaları tekrar muhtemelen en azından imza altına alınacak, yenilenecek diye düşünüyorum. Yani en azından bu bildiğimiz Amerikan müesses nizamının zaten tarzı değildi bu tür ortak anlaşmaları dağıtmak. Bu ama şu anlama gelmiyor. Yani Rusya ile olan ilişkileri düzeltmek ya da işte ne bileyim yeni bir dostluk boyutuna taşımak anlamına gelmiyor. Fakat rekabeti, çekişmeyi farklı noktalara taşıyabilirler. Örneğin Belarus gündemde olan ya diyelim Ukrayna tekrar bu Güney Kafkasya yani Gürcistan'ın özellikle dahil olduğu ve Kuzey Kafkasya. Yani buralarda bir tür rekabet taşınabilir. Rusya ile yeniden çekişmeler daha hani Trump'a nazaran aslında daha şiddetli bir biçimde kurulabilir. Yani sonuç itibariyle bir rekabet ilişkisi içerisinde normalleşme izleyeceğiz, öyle mi düşünmek gerekiyor? Evet. Şimdi Çin'le ilgili kısaca şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi son dönem Pentagon atamaları gerçekleştirildi Uzak Doğu'ya. Bu üst düzey, özellikle üst düzey askeri yetkililer Uzak Doğu'ya atandı. Yani Çin'i çevreleyen Pasifik bölgesine. Tüm Orta Doğu gibi bölgelere daha alt düzey askeri ateşeler bırakılıyor. Bu şimdi en azından şunu gösteriyor. Yani bu Trump'ın tasarruflarına da dahildir muhtemelen ama en azından kurum olarak Pentagon'un kendisinin Çin'le ilgili askeri tedbirleri yani biz tüm savaşı örgütlemeye çalıştığında varsayabiliriz. Bu Tayvan'ın özellikle son dönem silahlandırılmaya çalıştığı gözüküyor. Daha geçtiğimiz hafta yeniden yeni silah satışları yapıldı. Yani zaten Çin meselesinde de Biden ve Trump çok farklı da düşünmüyorlardı. Gran Özcan, sizinle devam edelim istiyorum. Özellikle Türk Devleti'nin yayılmacı siyasetinde ABD'nin payı yani belliydi. ABD bu siyasete Trump döneminde çok açık bir destek verdi ve aslında Türk Devleti'nin işgal ettiği alanlarda ABD yönetiminde payı var. Bu dönemde de sanırım biraz da ABD'nin Türk Devleti'ne yönelik siyasetli konuşacağız. Çünkü Trump ile Erdoğan uyum içindeydiler. Bu akşam yayından önce de Biden'ın seçildiği açıklanınca, gayri resmi de olsa netleşince Türkiye'deki bazı AKP yanlısı medyada telaşı gözlemek mümkündü. Seçim öncesinde de rahatsız olacaklarını açık açık söylüyorlardı. Şimdi ne olur? Özellikle Türk Devleti'nin yayılmacı siyaseti noktasında Türkiye ABD'den destek almaya devam eder mi? Yani Türkiye-ABD ilişkilerinde Erdoğan-Biden, Erdoğan-Trump ilişkisini kıyaslamanızı isteyeceğim belki de biraz. Yani bir falcılık gibi değil kuşkusuz ama en azından bir siyasi öngörü olarak diyorum. Yani aslında yine Amerika'nın kendi iç sürecinden yine yola çıkmak gerekiyor. Çünkü sanırım bizim ilk bölümlerde de bahsettiğimiz bu Amerika'nın içindeki kendi küresel hegemonyasına dönük iç mücadeleyi birçok güç dışarıdan izliyor. Çin'de izliyor, Rusya'da izliyor ama Türkiye'de izliyor. Türkiye'de açık söylemek gerekirse bu süreçte bunu fırsat bilerek hamleler yapmaya çalışıyor. Kendi sınırının dışında bu küresel alanda oynanan bu hegemonik mücadele içerisinde Türkiye devleti de kendi menfaatleri doğrultusunda bu hem doğan boşluktan biraz faydalanmak isteyen
hem de çok açık bir şekilde dışa dönük hamle yapan, kendince siyaset yapmaya çalışan bir pozisyona girdiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Şimdi bu 4 yıllık süreçte ABD'de kurumların ciddi tepkisini çeken, yani ABD'deki devlet kurumlarının ciddi tepkisini çeken hamleleri oldu Türk devletinin. Bunların başından işte S-400'ler alıp gelmekte, Suriye'ye Rusya'yla yaptığı bazı anlaşmalar, Libya'daki hareketlilikleri, bunlar o Doğu Akdeniz'deki hareketlilik ve oradaki geliştirilmek istenen hamleler ABD'deki devlet kurumlarını... Araya girmek istiyorum. Bu tepkisini çeken siyasetleri ya da yaklaşımların tümünde de bilmiyorum, yani yanlışsam düzeltin, sanki Trump da bir duvar oldu Erdoğan'a. Yani bir şekliyle ABD'de farklı kurumların Erdoğan yönetimine, Erdoğan rejimine yönelmesini önledi. Evet evet. Yani şöyle söyleyebiliriz. Artık Amerika'da hem kamusal algıda hem de Kongre'de, Pentagon'da Erdoğan eşittir yolsuzluk. Türkiye eşittir kötü aktör. Yani burada Trump'ı bile eleştirirken, kendi siyasi muhalifleri, siyasi rekabetçileri Trump'ı bile eleştirirken, sen kendini Erdoğan mı sanıyorsun, sen burayı Türkiye mi zannediyorsun gibi çok ana akım bir eleştiri haline geldi. Erdoğan benzeştirmeleri, Türkiye benzeştirmeleri yolsuzlukla eş anlamlı bir hal aldı bu. Yani hem Kongre'de hem devlet kurumlarında, güvenlik bürokrasisi içerisinde Türkiye'ye dönük, Türkiye'nin hareketleri ve hamlelerinin ABD'nin yani hem küresel ama özellikle de bölgesel menfaatlerin aleyhine geliştiğini düşünen çok yaygın bir kesim var burada. Ve dediğiniz gibi bunlar hepsi, mesela Kongre'nin otomatik yaptırım kararı var S-400'lere dönük. Evet. Bunlar hepsi gelip Beyaz Saray'daki oturan Trump'a tosladı. Şimdi Ocak 20'de belki ABD'nin dış politikaları çok büyük bir sarsılma, çok büyük bir yeniden yönlendirilme olmayabilir. Ama Türkiye açısından bu engel ortadan kalkmış olacak. Yani Beyaz Saray'da oturan Trump engeli, yani devlet kurumları burada Türkiye'ye karşı geliştirmek istedikleri hamlelerin tosladığı işgal boyutuyla Donald ilgili Trump çok kısa bulunuyor olacak. Çok kısa işgal boyutuyla ilgili. Çünkü en fazla bizim canımızı acıtan politikalardan biri de o. İşte Rojava Kürdistan'da işgal var. Şengal'e ve Güney Kürdistan'a dönük çok ciddi işgal hareketi var. Çok kısa mümkünse yine ayrıntılarla biraz sonra konuşacağız. Bir değişiklik olur mu ABD siyasetinde? Yani Türkiye'ye şöyle, prim sunma anlamında. Şöyle söyleyelim. Yani Biden'ın açıklamalarına bakarsak, ki birçok siyasetçinin açıklamalarına bakarsak, göreve gelmeden önce Türkiye'nin işgaline karşı çok sert açıklamalar, tepkiler vermişti. Evet. Tabii şunu da herkesin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Pompeo, yani Donald Trump'ın Dış İşleri Bakanı Pompeo bile görevin başına geçmeden, bundan 4 yıl önce Erdoğan'la ilgili, Türkiye'yle ilgili attığı bir tweet'te Erdoğan öncülü, Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Amerika için İran'dan daha tehlikeli olduğunu belirttiği bir tweet'i var. Ama gelip görelim ki göreve geçtiğinde, işte Jeffrey'nin de kendi görevinin geçmesiyle bu Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin işgallerini olası kılan, bunlara yeşil ışık yakan Dışişleri Bakanlığı oldu. Yani bundan dolayı göreve gelmeden önceki siyasetçilerin açıklamaları her ne kadar önemli olsa da belirleyici olmuyorlar. Göreve geçtikten sonra şunu belirtebiliriz. Biden'ın Türkiye ile Erdoğan'la özellikle Biden ile olan bireysel menfaat ilişkileri Trump boyutunda olmadığından emin olabiliriz. Onun kadar olmayacak diyorsun. Aykan Sever, size de özellikle Türk Devleti'nin Erdoğan politikaları açısından biraz da sormak istiyorum. Bu Trump'a verilen açık seçim öncesi destekten geri dönüş yaparlar mı? Yaparlarsa bunun için ne yaparlar? Türkiye'deki tartışmaları da takip eden biri olarak soruyorum. Evet. Çünkü çok telaşlılar, gerçekten telaşlılar. ABD'nin yeni yönetiminde birçok Erdoğan karşıtının, yani özellikle Erdoğan diyorum. Çünkü Erdoğan'la
sorun yaşayan siyasetçiler var ABD yönetiminde. Birçok Erdoğan karşısının yer alması da muhtemel. Bunlar Erdoğan'ın siyasetine nasıl yansır? Erdoğan'ın şimdi, ABD'ye bakış açısı da ya da yaklaşımına da nasıl yansır diye de belki eklemek gerekir. Seçimin hemen ertesinde şeyi gördük zaten. Aslında Biden'ın kazanabileceği olasılığını görüp ona göre Biden bizi en iyi anlayan işte yöneticidir falan gibi şeyler, tweetler atmaya başladılar. Yani en azından bir uzlaşma ve bir pazarlık içerisine girmek istediklerini gösterdiler. Zaten başka türlü işin doğrusu politikayı geliştirme şansları da yok. Yani bunun nedeni, en önemli nedenlerinden bir tanesi ekonominin geldiği durum. Bu çok açık. Yani sonuçta diyelim ki içerideki muhalefeti bastırabilirsiniz. Bir biçimde şey yapabilirsiniz. Hmm. Hani diktatörlüğünüzü sürdürmenin değişik olanaklarını bulabilirsiniz ama bu ekonomi meselesi şu ana kadar doyurdukları, da besledikleri, yani yağmayla bir biçimde soygunla besledikleri kendi etraflarındaki elitleri de doyurmuyor artık. Yani şey bir noktaya gelmiş durumda. Sıkışmış bir noktaya gelmiş durumdalar. Bunun için öncelikle muhtemelen yani alışkanlıklar itibariyle de yeni yönetimle pazarlığa girmeye çalışacaklar. Ve bu pazarlığı, bu pazarlıktaki asıl nirengi noktası Erdoğan için kendi iktidarını korumak. Yani bundan ötesi değil. Ve muhtemelen bir erken seçim zorlayacaklar. Yani özellikle HDP'nin etkisiz kılındığı bir süreci gündeme getirip bir erken seçimi zorlayıp yeni ittifaklar da tabii ki burada yeni ittifaklar da kurmaya çalışacaklar mevcut partilerin içerisinden. Ve yeni yönetimle pazarlığı bu yeni hükümet üzerinden şekillendirmeye çalışacaklar diye düşünüyorum. Onlar aslında da rasyonel. Çünkü bu şey yani meşruiyeti bir anlamda yeniden sağlanmış, tesis edilmiş bir şey gibi. Sanki aslında geçmişin defterlerini kapatıyoruz gibi. Amerika'ya da verilen hani bir anlamda çek gibi düşünebilir. Çünkü Amerikan yönetimi tamam bir sürü eleştiri var. Karşı karşıya geldiler. Ama Türkiye'den vazgeçmiş değil Amerikan yönetimi. Çünkü hani Türkiye'nin sonuçta diyelim ki mevcut Orta Doğu'daki gücü özellikle İran siyasetiyle de tabii ki bu ilgili olacak. Vazgeçilebilecek düzeyde değil. Yani çok yeni bir dünya kurulmadığı sürece hani Türkiye'nin kendisi bütünüyle ilişkilerini koparıp artık başka bir kutupta yer almadığı sürece Amerika bu ilişkiyi sürdürmekte ısrarlı olacak. Yani çünkü Türkiye gerçekten Erdoğan'dan ibaret değil. Erdoğan'ın hükümeti içerisinde de Amerika'ya sürekli yaslanmaya çalışan, hani bir biçimde uzlaşmaya çalışan kesimler var. Yani orada tabii ki ister istemez hani ne aldıklarına bakarlar diyebilirim. Yani Erdoğan boyun eğerse pekala bu süreci birlikte sürdürmek isteyebilirler. Evet, burada tabii önemli bazı davalar var. Onunla da ilgili sormak istiyorum Aykan sana. Mümkünse kısaca onu da yanıtlarsan. ABD'de süren bazı davalar var. Zarrab davası tamamlandı ama Halkbank işte bugün başka bankaların da ona eklenebileceğine dair haberler çıktı. Trump yönetimi bu davalarda da Erdoğan yönetimini kolladı. Yani deyim yerindeyse Erdoğan'ı, yakınlarını bu işin içerisine katmamak için uğraştı. Peki yeni dönemde ABD yönetimi Erdoğan'ı yeniden kollar mı? Biraz önce sen dediğin şeyle de bağlantılı. Yani Erdoğan kendilerini onların karşısında yenilemiş olarak çıkarmaya yeltenebilir ama çok da ona cesaret edecek gibi durmuyor. Yoksa ABD yönetimi bunları Erdoğan'a karşı bir koz olarak mı kullanır? Kendi yanına çekmek için. Şimdi evet, koz olarak kullanacak. Hatta artı yeni davalar geldiğine dair bilgiler var. Hamas'la alakalı olarak Kuveyt Türk Bankası üzerinden yine Erdoğan yönetimine dönük bir dava açılıyor. Bunun haberi yer aldı geçtiğimiz günlerde basında. Sonuçta Amerikan kurumsal yapısı var. Hani ama kurumsal yapının da bir yere kadar işlediğini gördük. Siyasal tasarrufların burada ister istemez hani en azından mevcut yönetim için böyle değildi ama yeni yönetim için en azından Erdoğan'ı bir biçimde yola getirmek için kullanacakları hani bir sopa olarak değerlendirecekler açık. Yani o şöyle şey düşünmeyelim. Yani yargı siyasal değildir ve bunu böyle yargıyı kendi başına bırakırlar falan diye düşünmeyelim. Nasıl Trump bırakmadıysa onlar da bırakmayacaklardır. Ama tabii ki bu işte karşılıklı taviz ve karşılıklı pazarlığın nereye ne kadar geleceğiyle doğrudan bağlantılı. Yani bu tabii ki Erdoğan'ın sonuçta nasıl anlatayım? Yani vereceği tavizler ya da bir tür boyun eğme aslında bütün iddialarından vazgeçirip
iktidarsız kılmaya dönük bir iktidarsız kılabiliriz yani. Gerçek anlamda. Peki. İktidarsız kılabiliriz. İktidardan gider anlamda söylemiyorum. Yani hükmünü kaybedebilir. Bugüne kadar bütün bu emperyal politikalar falan diye gündeme getirdiği Ergenekon ve benzeriyle kurduğu ittifak ve dünya dağılabilir. Peki. Gran Özcan, benzer bir soruyu da size biraz da Erdoğan'ın tedirginliği üzerinden sormak istiyorum. Şimdi Erdoğan o davaların görülmesini istemedi. Bunların gizlenmesi için elinden geleni yaptı. Yer yerde Trump'la ilişkisi kullandı. Etkili oldu. Bu aslında bir suçluluk duygusunun da göstergesiydi. Şimdi tam bu anlamda Erdoğan'ın bu suçluluk duygusu oradaki o davalar üzerinden bazı şeylerin açığa çıkmasını istememesi, ABD'ye karşı siyasetinde Biden'a karşı yeni dönemde etkili olur mu? Ya da işte Biden bunu koz olarak kullandığında o da Biden'a ya da Biden üzerinden ABD siyasette boyun eğer mi? Yoksa siz de Aykan Sever gibi Erdoğan kendini yenileyip tekrar güçlü bir şekilde ABD'nin karşısına çıkmayı tasarlayacağını mı düşünüyorsunuz? Yani aslında şunu belirtmek gerekiyor. Ben çok fazla Erdoğan'ın bu manevrayı kendi başına yapabileceğini düşünmüyorum. Yani biraz önce Amerika'nın iç süreçlerinden bahsederken aslında biraz da Türkiye'nin de kendi iç süreçlerinden bahsetmek gerekiyor. Evet. Yani şu an Türkiye devletini, Türk devletini yöneten koalisyona bakılırsa Türkiye Cumhuriyeti tarih en faşist, en mafyatik kesimlerinin Cumhuriyet tarihinde işte en çok İslami temelde kendi kitlesini mobilize edebilen bir liderlikle bir araya gelmiş bulunmakta. Ve bakıyoruz her ne kadar Türk devletinin mevcut hamleleri Amerika'nın kendi hegemonik mücadelesine bir cevap veya bunun yarattığı ortama karşı bir reaksiyon olsa da bu Türkiye'nin kendi iç sürecinin de bir dışa vurumudur diyebiliriz. Bundan dolayı ben Erdoğan'ın öyle çok fazla pragmatik bazı hareketler yapabileceğini düşünmüyorum. Devletin, yani Türkiye'de şu an kendi hem tabanının erimesi hem de devlet kademesinde ortaklaştığı, koalisyon içerisinde olduğu devletin en karanlık güçleriyle bakıldığında bu koalisyonun artık çok da eskisi kadar Erdoğan eğilimli, Erdoğan gücünün çok daha fazla kendisini ifade edebildiği bir koalisyon olduğunu düşünmüyorum. Bundan dolayı istese de bazı manevraları alamayacağını düşünüyorum ve bundan dolayı da ABD'nin Türkiye'ye karşı yaklaştığımızda yine biraz önce belirttiğim gibi Trump bireyselliği, Trump'ın Erdoğan'a ve çevresiyle, Trump'ın çevresi ve Erdoğan'ın çevresi kendi aralarında geliştirdiği bu ilişkinin artık bu iki devlet arasındaki denklemden çıktıktan sonra ABD daha önce de belirtmiş olduğum gibi böyle fabrika ayarlarına dönüp kendi kurumsal karar mekanizmalarına dönüp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gidişatından caydırabilmek için her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Ki burada bu devletler çok fazla duygusal davranmazlar. Türkiye'yi kendi menfaatleri çerçevesinde 70-80 yıl gibi NATO'nun sınır karakolu halini tekrar çevirebilirlerse ne Halkbank kalır ne herhangi bir şey kalır. Yani mesele Türkiye'yi 70-80 yıl Batı cephesine angaje eden ABD, Türkiye'yi, Türk devletini tekrar bu pozisyonla, bu misyonla geri çekebilir mi, çekemez mi? Şu an itibariyle gidişat çok fazla çekemediğini, Türk devletinin de ABD'nin hegemonyasını bir nebze yitirdiğini, işte bu kafa tutan güçlerle daha fazla kendi menfaatlerini ilerletebileceğini düşünen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var şu an. Bundan dolayı bundan 5-10 yıl önce, 15 yıl önce yapılamayacak bir şey olan S-400'lerin altı gerçekleşebildi. Bundan dolayı görüyoruz işte taktik yaptırımlar Ocak'ta itibaren tahminime göre ABD artık Türkiye'ye karşı çok fazla hassas yaklaşmayacağını, Türkiye'nin yani bu ilişkide okun yaydan çıkıp çıkmadığı noktasını geçtik mi geçmedik mi henüz bundan net olmamakla birlikte Ocak ayında Beyaz Saray'a girecek olan Joe Biden'ın
buradaki kurumların, buradaki dev kurumlarını almak istedikleri, Türkiye'ye karşı yapmak istedikleri bu hamleleri önünde engel olmayacağını, önümüzdeki süreçte Türkiye ile ABD'nin ilişkilerini belki düzelebilir kısa vadede, ama kısa vadede çok daha derin çatlakları izleyeceğiz. Bu ekonomik darbeler indirilecek. Buna karşı devletinin reaksiyonları geri adım atmak mı olacak veya şu an ilerlediği yolda devam mı etmek olacak? Ona göre ABD'nin yeniden pozisyon belirleyebileceğini düşünüyorum. Peki yine seninle devam edelim istiyorum. Özellikle ABD'nin Şengal ve Kandil'e dönük siyaseti aslında bir yanıyla da çok fazla değişim beklenmeyen bir siyaset olarak gözleniyor. Yorumcuların birçoğu da öyle diyor ki bugün görevi bırakacağını açıkladığı ileri sürülen, bilmiyorum doğrusu sen belki daha netsin bu konuda konuşuldu mu konuşulmadı mı, James Jeffrey, Şengal ve Kandil planlarının da merkezinde ABD adına ve yaptığı açıklamada deyim yerindeyse bu konuda bir değişiklik olmayacak demişti. Yani Biden da gelse, Trump da kalsa bu konuda bir değişiklik olmayacak demişti. Şengal ve Kandil'e dönük saldırılarda bu James Jeffrey üzerinden yaşama geçirilmek istenen plan, ki geçmişte de bunları çok fazla tartıştık bu televizyonda. Biden sonrasında nasıl işler? Ya da gerçekten bu plan olduğu gibi Türk devletine, onun işgal planlarına, saldırılarına açık destek biçiminde yürür mü? Ya da bu konuda konuşulan, tartışılan, verilen renk ne? Yani bu konuda herhangi bir renk verilmiş değil an itibariyle. Ama ABD'nin ta 90'lara kadar gittiği mesele, demokrat başkan olsa, cumhuriyetçi başkan da olsa, Kürt meselesini, PKK'ya karşı yaklaşımlarının çok fazla bir değişimin olmadığını görmüşüz daha önce. Ondan dolayı bundan sonrası içinde çok ciddi bir değişiklik beklemek çok da zekice olmaz. Yalnız şunu belirtelim, 90'larda, 80'lerde ABD'nin Türkiye ile ilişkileri hangi ilkeler üzerinden, hangi temel üzerinden geliştiğine bakarsak, yani Kürt meselesine yaklaşım, Türkiye'yi tamamen Batı cephesine angaje etmenin bir aracı haline getirilmiş. Yani işte anlaşma şuydu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti NATO'nun sınır karakolu haline gelirse, o zaman Batı'da, ABD'de görevi de 70-80 yıl yerine getirdiler. Sadece Kürt halkına karşı yapılan soykırımlar göz ardı edilmedi, bunlara aktif destek verildi. Bu ilişki meyve verdiği yıllar içerisinde. Şimdi nasıl ki 90'larda PKK'nin Amerika'da terör örgütleri listesine alınması hukuki bir süreç değildiyse, tamamen siyasi bir süreç değilse, şu anda da hukuki bir süreçle tekrar PKK'ya karşı yaklaşımlar hukuk çerçevesinde belirlenmeyecek, siyasi çerçevelerle belirlenecektir. Şimdi 70-80 yıllık ABD-Türkiye ilişkisine bakıldığında şu an bu ilişkide derin çatlaklar olduğunu, Türkiye'nin artık eskisi kadar ABD'nin ve Batı'nın bölgesel menfaatlerine karşı hassas yaklaşmadığını göz önünde bulundurursa, ABD ve Batı'nın da Türkiye'nin bazı hassasiyetlerine karşı çok daha fazla hassas yaklaşmak zorunda olmadıklarını belirten birçok devre var. Ve görüyoruz geçen Washington Post'ta KCK eş başkanı yazısının yayınlanması, daha çok burada Kürtlerle ilişkilenmenin sadece askeri düzeyde değil, siyasi bir şekilde, siyasi düzeyde de ilerlemesi gerektiğini söyleyen daha fazla ses var artık Amerika'da. Ama yalnız bunu da unutmayalım. Her zaman ABD için Türk devleti daha büyük bir ödüldür. Ve biraz önceki bölümde belirttiğimiz gibi, her zaman ilk öncelik Türkiye devletini, Türk devletini tekrardan Batı kampına angaje edebilmek. Bundan dolayı da gerisi teferruat demeyelim henüz, ama her şey bu aşamada, birçok şey, birçok siyaset, birçok taktiki ilişki Türk devletini tekrar Batı kampına angaje etmek uğruna kurban edilebilir.
Peki bu başlığa tekrar geri dönüp sana soracağım ama arada bir Aykan Sever'in de görüşlerini almak istiyorum doğrusu bu konuyla ilgili ama bu başlığı biraz daha konuşalım istiyorum. Çünkü sonuçta izleyicilerimizden de bu tür yayın öncesinde doğrusu sorular gelmişti. Yani merak edilen başlıklardan biriydi. Aykan, Kuzey Kürdistan'da çok açık, net, saldırgan, faşist bir politika izliyor Erdoğan rejimi. ABD yönetimi Biden yerine oturduktan sonra Erdoğan bu siyaseti aynı rahatlıkla sürdürebilir mi? Biraz Erdoğan boyutuyla soruyorum ama tabii ABD ve NATO boyutuyla da çok yakın takip ettiğin için yanıtlayabilirsin. Bu değişen, ABD'de değişen denge nasıl bir tablo oluşturur? Yani çünkü çok sayıda yönetici de değişecek belli. Biraz önce de söylemiştim yani Erdoğan'ı sevmeyen çok kişi de gelecek. Bu Şengal Kandil siyaseti üzerinden Güney Kürdistan'da yaşanan saldırı ve çatışmalar üzerinden bir değişim yaratır mı? Ya da ne bileyim böyle bir değişim olması için başka hangi faktörler gereklidir? Şimdi daha hani stratejik yaklaşacağını düşündüğüm için diyeyim yani yeni yönetimin. Burada doğal olarak bütün Orta Doğu siyasetinde Türkiye'nin yeri, aynı sadece Orta Doğu değil, tabii Doğu Akdeniz, Yunanistan, son dönem Libya benzer çekişmelerin içerisinde Türkiye'nin yeri üzerinden kuşkusuz durumu kurgulayacaklardır. Çünkü bu Türkiye aynı zamanda, yani Ciren arkadaşının söylediklerine katılarak üzerine ilaveten söyleyeyim, Türkiye aynı zamanda hani bölgede büyük bir askeri güç. Ve sonuçta Amerika kendisinin kullanışlı işte jandarması, askeri olarak hani Türkiye'nin var olmasını tercih eder öncelikle. Yani siyasetini bunun üzerinden kurar. Şimdi bu son dönem Trump'ın geliştirdiği İsrail'in etrafında şekillenen Arap ülkeleriyle yakınlaşma, işte İncirli'nin Girit adasına taşınması, işte Yunanistan'a görece askeri olarak yapılan yatırımlar ve aynı zamanda tabii İran'la ilgili neler yapılacağı da burada da kritik önemde. Yani muhtemelen şu olmayacak. Yani İran tamamen, daha doğrusu İsrail'le ilgili bu Arap ülkeleriyle geliştirilen siyaset bütünüyle Biden tarafından reddedilmeyecek. Aksine bundan sonra ne yapılacaksa bir defa yani Trump'ın yaptıkları üzerine oturtularak gidilecek diye düşünüyorum. Aynı zamanda İran'la muhtemelen Trump'ın yaptıkları üzerinden daha görece avantajlı bir yeni nükleer anlaşma yapılabilir. Şimdi burada temel kriterse tabii İran'ın söylediği, Türkiye burada ne yapacak? Kendisi hani diyelim ki bütün bunlar olurken tekrar eskiden en azından yani alenen Batı karşıtı olan tutumunu bugün değiştirip gene NATO'nun içerisinde şey yapmayan, kavga yapmayan, geçmişteki gibi uyumlu bir pozisyonu tercih edecek mi, etmeyecek mi? Yani asıl yani kritik soru burada burada düğümleniyor. Örneğin yani İsrail böyle bir şey tercih ediyor. Yani Amerikan egemenlerinin de böyle bir şey tercih etmemesi için bir neden yok. Elbette çekişmeler oldu. Ama pekala şimdi ulusal menfaatler falan filan deyip hani bütün bunlar bir kenara bırakılabilir. Burada tabii Rusya'nın da ne yapacağı, bütün bunlar olurken ne yapacağı, nasıl bir politika geliştireceği önemli. Şu güne kadar bir tür kırılgan bağımlılık ilişkileri geliştirdi Rusya'ya dönük Türkiye. Yani o da onların da atacağı adımlar da belirleyecek. Burada yani Kürtlerin pozisyonuna gelirsek şu ana kadar hani benim gördüğüm Amerikan siyasi, bu tabii ki bir değişim dönemindeyiz. Bunun altını çizeyim. Yani bu şey değil. Bunlar sabit değil. Fakat şu ana kadar Amerikan siyasetinin özellikle Kuzey Kürdistan'la ilgili düşündüğü şey asimilasyonun ötesine geçmiyor. Yani benim görebildiğim ve ona göre hani bir Kürtlerle kuracağı diyaloğu bunun üzerinden kuruyor. Ama bugün bir değişim dönemindeyiz. Kimin ne, yani daha doğrusu tüm tarafların atacağı adımlar ve ne kadar güçlü olacakları ve bu siyasetlerini, daha doğrusu aynı zamanda siyasetlerini ne kadar güçlü bir biçimde sahneye yansıtacakları önemli. Yani şu güne kadar olanları, hani diyelim ki Kuzey, hem Rojava'daki hem de Güney Kürdistan'a dönük işgal siyasetini Pentagon'dan ayrı falan diye değerlendiremez. Yani tabii ki itirazlar oldu ama köklü itirazlar hiçbir zaman olmadı. Yani diyelim ki Sincar'a dönük anlaşma tamamen ya da Pentagon'un denetiminde oldu. Yani sonuçta son dönem özellikle Orta Doğu'daki siyaseti aslında Trump ne kadar yürütüyordu burası biraz meçhul.
Yani giderek kurumların belki de daha etkili olduğu bir süreçle karşı karşıya. Tabii ki Jeffrey gibi ekstra faktörler var. Yok demiyorum. Ama tek bir aktör vardı. Trump vardı, Jeffrey vardı diye düşünmeyelim bence olanlarla ilgili. Yani sonuç itibariyle bir siyaset bütünlüğü var diyorsunuz. Gran Özcan, yine bu başlıkla ilgili biraz daha tabii zamanı verimli kullanma adına kısa yanıtlamanızı isteyerek soracağım. Aslında bir şekliyle Aykan Sever de dikkat çekti. NATO siyasetine sen de dikkat çektin. İran'la ilgili politikaya da dikkat çektin. Şimdi Rojava'da Kürtlere, Kürt meselesine farklı bir siyasetle yönelen, askeri destek noktasında koalisyon güçleriyle beraber sorumluluk alan Amerika, Güney Kürdistan'da ise Şengal gibi mazlum ezdi halkının olduğu yerde niye Türk Devleti'nin projelerini destekler? Yani bunun sadece NATO ile izah edilir bir yanı var mı? Bir de güneye dönük bu Türk Devleti'nin saldırı politikasında İran'ın yeri ne? Yani çünkü İran Biden mi Trump mı diye sorduklarında bizim için fark etmez. Her ikisi de sonuçta İran'a saldıracak demişti İranlılar. Şuradan cevaplayabiliriz önce. Çünkü Kürt halkına karşı yaklaşım Amerika'da özellikle son yıllarda artık bir kamusal bir mesele de oldu. Şunu hatırlatayım. Donald Trump ilk 2019 Ekim'inde yeşil ışık yaktığında, Türk işgaline yeşil ışık yaktığında burada sadece siyasi muhalefetten değil, kendi tabanından da çok büyük bir tepki aldı. Bu tepkiden dolayı Trump geri adım atmak zorunda kaldı ve işte Erdoğan mektubu geldi, ondan sonra işte ısrarla kendi tabanını ikna etmeye çalıştı. İşte Kürtlere ihanet etmedim şeklinde ifadelerde bulunmak zorunda kaldı. Yani Kürt halkına yaklaşım, Kürt meselesine yaklaşım artık Amerika'da ana akım bir mesele haline gelmiş bulunmakta ve bu her iki partinin tabanında çok ciddi destek alan bir mesele. Bundan dolayı artık Amerikan devlet politikasını da her ne kadar bu belirleyici olmasa da bunu dikkate almak zorunda olduğunu belirtebiliriz burada. Bunu aslında, Kuzey Kürt siyasetinde de dikkate alacak bir Amerika yönetimi var mı orada? Yani kamuoyu baskısı üzerinden özellikle. Buradaki kamuoyunun baskısının şöyle bir özelliği var. Çok fazla Kürtler arasındaki nüans haklarından haberdar olmadığını belirtebiliriz. Bu da şöyle bir dışa vurma oluyor. Yani Kürtler deniliyor sadece bu. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da hem siyasi çevrede hem basında hem de daha fazla kamusal alanda Kürtlerin hani hangi parçanın Kürt'ü veya hangi siyasi çizginin yakın olan Kürtler arasında artık farklar Avrupa'da tanınabiliyor. Ama Amerika'da henüz bu tanınmışlık gelişmemiş. Şu an Amerika'da şöyle bir alt var ve bu işleniyor. Yani Kürtler var. Kürt devleti Kürtlere karşı imha operasyonları geliştiriyor. Kürtler bizimle, bizim askerlerimizle Orta Doğu'da insanlık düşmanı olan işle karşı beraber mücadele yürüttü. Bu yolda 10 binden fazla şehit verdi. Bu artık Amerika'da toplumsal algıda da yerleşmiş. Hı hı. Bunun içerisindeki işte ince siyasi nüanslar çok fazla bilinmemektedir. Bundan dolayıdır ki işte Türkiye'deki Kürtler'de, Rojava'daki Kürtler'de, Aşur'daki Kürtler'de, Rojava'daki Kürtler'de hepsi bir olarak burada düşünülüyor. Bu da Amerikan devletine kamusal alandan gelen bir baskı oluşturuyor. Ki bundan dolayı gördük ki ama bu dediğiniz sonuçta Kürtler lehine bir durum olarak algılanmalı değil mi? Kesinlikle, ben öyle algılıyorum. Kesinlikle. Bütün başkan adayları, Demokrat Parti'deki bütün başkan adayları Kürtlerle ilgili pozisyon belirlemek zorunda kaldı. Trump yeşil ışığı Türk devletine, Türk işgaline karşı yeşil ışığı yaktığında geçen sene bu zamanlar Demokratlarda 10 tane farklı aday vardı. Her bir aday bu tırnak içinde kendileri ihanet olarak tanımlayarak Trump'ı bu konuda eleştirdi ve kendileri hiçbir şekilde Kürtlere ihanet etmeyeceğine dair pozisyon belirlemek zorunda kaldı. Bu Kürt meselesinin ne kadar artık
Amerikan siyasetinde, Amerikan kamusal alanda ne kadar halkın bir mesele haline geldiğini dışa belirtmek gerekiyor. Bundan dolayı da Ocak 20'den sonra Biden'ın çok fazla Kürt karşıtlara zarar verebilecek, en azından direkten zarar verebilecek bir siyaseti resmi siyaset haline getirmeyeceğini düşünüyorum. Ama tabii Dışişleri Bakanlığı'nda, bölgedeki memurlarında işte gördük, Jeffrey'de ne kadar inisiyatif verdiğini gördük. Ama tabii bunu da burada belirtmek gerekiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi Jeffrey yine haberlerde istifa ettiği çıktı. Bundan bir iki ay önce de böyle haber çıkmıştı. Doğruyu yansıtmamıştı o haberler. Ama şunu belirtebiliriz. Jeffrey bir siyasi atamaydı. Trump'ın bir atamasıydı. Zaten bir Biden yönetiminde çok fazla yer edinebilecek bir profil değildi. İşte biz gördük, demokratların yıllık Biden'ın adaylığın açıklandığı demokratların konferansında Brett McGurk konuşmacıydı. Brett McGurk'ın tekrar eski pozisyonunda olmasa bile daha üst bir pozisyondan tekrar Dışişleri Bakanlığı'na veya yönetimine girilebileceği düşünüyorum. Yani sonuçta Brett McGurk geldiğinde belki bu siyasette farklılıklar gözlenebilir diye de bir kanı var. Yine bu başlıkta Aykan, doğrusu sana da sormak istiyorum. O işgal siyasetine ilişkin aslında bugünkü Amerikan Başkanı'nın açık bir tutumu da vardı. Geçen yıl 9 Ekim'de işgal hareketi başladı. 17 Ekim'de Biden'ın bir tweet'i var. Bugün Erdoğan'ın dünya lideri olduğuna inanan Türk ırkçıları peş peşe Biden aleyhine onu atıyorlardı hep seçimden sonra. İşte Kürtlere bunu demiş. Trump'ın Kürtlere ihanet ettiğini o tweetinde açık söylemişti. Bu koltuğa oturduktan sonra değişir mi Biden açısından? İşte biraz önce Gran Özcan da aslında Kürt algısı Amerika'da aynı. O zaman bu aynıysa Türk Devleti Şengal'de de, Kandil'de de, Güney Kürdistan'da da, Kuzey Kürdistan'da da Kürtleri katlediyor. Niye o siyaset Amerika'da bir kamuoyu oluşturmasın? Mümkün ama bu tamamen şey, yani diyelim Kürt, siz de sonuçta siyaset yapıyorsunuz diyelim, Kürtler siyaset yapıyor ve bu siyasetlerinin ne kadar aksedeceği, hem Amerikan kamuoyu hem dünya kamuoyuna ne kadar aksedeceği, ne kadar güçlü bir yansıma bulacağıyla doğrudan ilintili. Bu tabii bu aynı zamanda hani Kürtlerin ister istemez birlik problemine de şey işaret etmeye gerektiriyor. Yani birlik olunmadığı ve güçlü bir biçimde ve aynı zamanda doğru bir siyaset yürütülmediği sürece sonu etki, yani karşı taraf ne kadar haksız olursa, ahlaksız, şiddet dolu, faşist olursa olsun, sizin siyasetinizin etkili olma şansı yine de olmayabilir. Yani mesele haklı olmaktan geçmiyor burada. Şimdi özellikle ama Amerikan siyaset açısından bir handikapa işaret etmek istiyorum. Amerikan siyaseti Kürtlerin özgürlükçü tarafını sevmiyor. Bu konuda net olmak lazım. Yani bu hiç kimsenin kendisini kandırmasına gerek yok. Sonuçta Amerika'nın kendisi diyelim ki öyle bir siyaseti zaten yaşamadığı için bir başka işte diyelim ki komünal, demokratik, özgürlükçü bir tarzda bir siyasetin yeşermesini bu mahkûf zamanında da istemiyordu, bugün de istemiyor. Yani asıl olarak hani diyelim ki Kürtlerde tasfiye edilmek istenen bu. Yani ortadan kaldır, istenmeyen taraf bu. Kürtleri pekala bir güç olarak muhatap almak isteyebilirler. Tabii birincil problemimiz şu anda bu değil. Yani birincil problem sonuçta... Ama bugün, araya girerek soruyorum, aslında Amerika Kürt siyaseti açısından da deneyimli bir ülke. Yani Sayın Öcalan'ı uluslararası komployla Türkiye'ye teslim eden kesimlerin başını çekiyordu. Hedeflediklerine de ulaşamadı. 22 yılda o komploda bir adım ileriye gidemedi. Deyim yerindeyse Kürt Özgürlük Hareketi Kuzey Kürdistan'da bitirecek adımlarda başarılı olamadı. Bir de son zamanlarda Gran Özcan da dikkat çekti. ABD basınına daha fazla girmeye başladı. İşte hem PKK hem liderleri hem Kürt hareketine dönük yaklaşımlar. Yani Cemil Bayık'ın orada mayık makalelerinin çıkması. Bunlar yeni şeyler değil mi? Ama aynı zamanda diyelim ki sonuçta ödül de koydular yani PKK liderlerinin başına. Şimdi kamuoyu etkisiyle devlet siyaset etkisi arasında bence bir fark var orada. Yani sonuçta diyelim ki Amerikan kamuoyunda hiç olmayan şeyler de oldu. Yani sonuçta siyahlar isyan etti, gördük. Sonra o siyahlar Kürtlerle kendilerine özdeşlik de kurdular. Ama Amerikan yönetimi o siyahlarla örneğin özdeşlik kurmadı. Yani bu ayrımlar örneğin Biden'ın şeyle, diyelim ki sokakta isyan eden
isyan eden siyahlarla ilgisi yok maalesef. Yani böyle bir şey temsil etmiyor. Aksine aslında o kölelik ilişkilerini, mevcut diyelim eşitsizlik ilişkilerini yeniden kurmanın bir aracı olarak Biden var. Yok, Biden Amerikan halkına özgürlük falan vaat etmiyor. Dolayısıyla dünyaya da vaat ettiği gibi böyle bir yanlış varsayımda bulunmayalım. Yani sonuçta Amerikan hegemonyasını yeniden nasıl tesis ederinin yanıtı, verebildikleri yanıt bu. Yani örneğin Demokrat Parti içerisinde başka adaylar da vardı. Sanders vardı diyeyim. Yani sonuçta aslında yani Biden bana sorarsanız asıl olarak Sanders'a karşı da şey oldu. Yani Amerikan müesses nizamının adayı oldu. Trump'a karşı değil. Trump zaten hani büyük bir çoğunlukla muhtemelen seçime oy vermeye gidenlerin insanların büyük bir çoğunluğu Trump kazanmasın da kim kazanırsa diye gitti. Yani bu şeyde yani tabii Biden'i hiç sevmiyorlardı falan anlamda söylemiyorum. Ama Biden sonuçta Amerika'nın daki mevcut toplumsal tepkiyi de temsil eden yani değişme ihtiyacını da temsil eden birisi değil. Bu anlamda hani diyelim ki bu o geleneksel daha çok Amerikan siyasetini tercih ediyor. Onu temsil ediyor ve onu hakim kılmaya çalışacak. Geleneksel Amerikan siyasetinin de diyelim ki Kürtlere ya da dünyanın bir başka yerindeki halklar için söylediği şey bu hegemonyaya olumlu yanıt verdikleri ölçüde. Bu hegemonya ne? Sonuçta diyelim ki işte yeni dünya düzeni de diyebiliriz, kapitalizm de diyebiliriz. Aklımıza ne gelirse bunun hegemonyası. Buna itiraz edenlerin varlığını o kadar çok tanıyacağını zannetmem kimsenin. Sonuç itibariyle bu itiraz üzerinden de şekillenecek bir yeni dönem siyaseti de olabilir diye bir küçük belki virgül bırakmak gerekir. Bu şeyle ilgili. Güç ve hani sonuçta siyaseti o doğru ve güçlü bir siyaset geliştiremeyle ilgili. Yani siz güçlü ve doğru bir siyaset geliştirirseniz ister istemez karşınızdakiler de bir biçimde boyun eğmek zorunda kalır. Yani Kobani örneği bunun bir örneğiydi. Aslında hani Amerika'nın boyun eğmesi diye de yorumlayabiliriz Kobani doları. Peki. Son başlığımızı değerlendirelim istiyorum. Son 10 dakikamız da bu arada. Yine Aykan Sever seninle devam edelim. Birazdan Rojava üzerinden. Aslında tüm dünyada sanki Kürtlere çok büyük bir destek verilmiş gibi bir algı da var. Ama Rojava'da işte DAEŞ gibi bir tehlikeye karşı askeri destek verildi. Yani örneğin Trump siyasi destek hiç vermedi. Tam aksine siyaseten bitirmeye dönük de adımlar attı. Hele bu Jeffrey'in son zamanlarda attığı adımlar siyaseten deyim yerindeyse Türk Devleti'ne tamamen yamanmaktı. Şimdi tam bu tablo üzerinden sorarsak, Beyaz Saray-Pentagon uyumu sağlanırsa önümüzdeki dönem dışişleri üzerinden ya da diğer kurumsal işleyişler üzerinden, BM üzerinden bir Rojava'da, Rojava endeksli olarak soruyorum tabii, siyasi destek ve uluslararası alanda Rojava'nın siyasi tanınmışlığı beraberinde gelebilir mi? Yani eski siyasetten Rojava boyutunda bir dönüş sağlanabilir mi? Bununla ilgili yanıtlarsam peşinden Granada sorup benzer bir soruyu programı kapatacağım. Şimdi başından beri Kürtlere yönelik yaklaşımda, daha doğrusu Suriye siyasetinde uluslararası güçlerin Kürtlere yönelik yaklaşımı araçsallaştırmanın maalesef çok ötesine geçmedi. Yani diyelim ki Cenevre'de örneğin temsil edilmeleri için hiçbir biçimde ona ayak olmadılar. Yani sonuçta somut olarak Kürtlerin varlığı, mücadelesi çok açık. Hani görünür bir gerçek olmasına rağmen bu konuda ön ayak olmadılar. Bu değişebilir mi? Değişebilir tabii. Bu hani aynı zamanda size hani tekrar etmiş gibi olacağım ama sizin siyasetinizin dayatıcı olmasına bağlı. Yani siz sonuçta karşıdan gelenlerin verdiklerine, önerdiklerine tek yönlü olarak boyun eğmeyip aksine kendiniz yeni yaratıcılıklarla, yeni ittifaklarla yeni yollar açmanın yolunu bulmanız lazım. Yoksa diyelim ki karşı tarafın siyaseti başından beri belirgin bir planlar olmadığı için sürekli yani pragmatist ve taktiğe dayalı bir şey geliştiriyorlar. Yani yol yordam geliştiriyorlar. Bu da Kürtlerin zararına gelişiyor. O yüzden hani Kürtlerin kendi stratejisini ya da diyelim ki yeni bir gelecek yaratmak isteyen insanların kendi stratejisini ortaya koyup yürümesi lazım. Peki. Gran Özcan bu soruyu biraz da Erdoğan boyutuyla da yanıtlamanı isteyeceğim. Henüz Erdoğan Türkiye'de yönetimde.
ve diğer taraftan ABD'de bu kurumlar arasındaki çelişkilerden çok ciddi anlamda da yararlandı. Bir uyum sağlanması durumunda Erdoğan bu çelişkilerden yararlanabilir mi? İkincisi, gerçekten Kürtler, biraz önce siz bizzat kendiniz de söylediniz, hem Amerikan kamuoyunda hem dünya kamuoyunda artık bu dönemde çok daha farklı bir noktada. Bu Rojava'da uluslararası alanda bir tanınmışlıkla kendisini gösterir mi? Ki en azından bu konuda Birleşmiş Milletler'in devreye girmesi durumunda farklı bir siyasi hat izlenir mi? Şimdi öncelikle Türk yayılmacılığına karşı bölgede ne tür önlemler alındı? Bölgesel güçler öncelikle zaten Türk yayılmacılığına karşı kendi çaplarında önlemler almaya çalışıyorlar. İşte görüyoruz Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın, hatta İsrail'in, yani bu ülkeler arasındaki diyaloglarda Mısır dahil, bunların bu diyaloglar, bu ittifaklar içerisinde Türk yayılmacılığı ne kadar bir dinamik bir güç olduğunu, bunları birleştiren bir şey olduğunu öncelikle belirtmek gerekiyor. Yani aslında Türk yayılmacılığı kendisi hem bölgesel güçler açısından hem de bölgede menfaati olan uluslararası güçler açısından Kürtlerin statü sahip olması, bir halk olarak, bir olgu olarak, bir gerçeklik olarak bölgede artık muhatap alınmasını yani kendisi dayatıyor. Yani şimdi bunu söylemişken uluslararası ilişkilerdeki yani ahlak, etik bir boyut olarak tümden kaldırmamız gerektiği, tümden çıkartmamız gerektiği ahlaki ölçülerin çok fazla uluslararası ilişkilerde belirleyici bir yani özne olmadığını belirtmek gerekiyor. Nitekim görüyoruz. Hem bölgesel güçlü devlet yayınları, hem işte Fransa gibi devletlerin artık bölgesel çelişkileri derinleştikçe, Türk yayılmacılığına karşı, Türk devletinin aldığı bu yeni formasyona karşı çelişkiler, menfaatler çeliştikçe, Kürtler daha fazla dillendiriliyor. Kürtlerin meşru, haklı mücadelesi daha fazla haberlere konu oluyor. Türk devletinin Kürtlere karşı geliştirdiği hem işgal operasyonları hem katliamları çok daha fazla dillendiriliyor siyasetçiler tarafından. Yani burada belirtmek istediğim şu, uluslararası ilişkiler bu menfaatlerde ahlaki politikanın çok çok az bir yer teşkil ettiğini burada belirtmek gerekiyor. Bu menfaatler çeliştiğinde her olgu, her gerçeklik yeniden analize muhtaçtır. Bu devletler de öyle çok fazla borçlu bir şekilde davranmadıklarını, çok fazla kendi aralarındaki geçmişe dayalı ilişkiler üzerinde, ilişkilerin yeni parametreleri eskiye dayandırılarak geliştiriliyor. Alanda yerde yeni gelişmeler, somut gelişmelerin tahlili yapılıyor ve ona göre pozisyonlar belirleniyor. İşte bundan dolayı bugün Washington'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin, işte Körfez güçlerinin, Mısır'ın Washington'da bir ne tür lobi faaliyeti içerisinde olduklarını söz etmek gerekiyor. Kürtler halk olarak sadece kamusal algıda, dünyada IŞİD'e karşı geliştirdiği mücadelede, kendi toplumu içerisinde yürüttüğü evrimsel süreçlerin uluslararası kamusal alanda ne tür ilgiyle karşılandığı, nasıl bir sempatiyle karşılandığını hepimiz seyrettik. Ama artık yeni koşullarda, devletlerin yeni pozisyonlarında, işte Türk devletinin yeni formasyonunda bölgedeki giriştiği işler, bu Türk yayılmacılığı olarak tarif edilebilecek bu yeni dış siyasi tarzının hem bölgede Türk ittifaklar ve cepheler oluşturduğu, hem de küresel anlamda menfaati olan güçler tarafından nasıl her olgunun yeniden analize muhtaç olduğunu, her olguyla ilişkilenmek için yeniden gözden geçirildiğini, bunun da ABD'de de gerçekleştiğini, Kürtlerin bir olgu olarak, bir gerçeklik olarak yeniden analiz ettiğini ve belki çok kısa dönemde olmaz ama en geç orta vadede bunun yeni siyasetlere oturacağını düşünüyorum. Belli diyorsun. Peki. Aslında bir şey çok belli. Bunca konuştuk ama devletlerin siyaset bazında din, iman, vicdanının olmadığını, çıkarının olduğunu biliyoruz. Kürtler de bu anlamda herhalde en büyük kazancı ulusal birliklerini sağlayarak elde edecekler.
Bu da çok belirleyici olacak gibi duruyor. Gran Özcan, HDP Amerika temsilcisi, Aykan Sever, gazeteci. Her ikinize de zaman ayırdınız, değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum sizlere tekrar. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Konuklarımızla ABD'deki seçimlerin sonrasında yaşanması muhtemel gelişmeleri tartıştık, konuştuk. Türkiye'ye, Orta Doğu'ya, Kürtlere yansımalarını değerlendirdik. Bir dahaki medya haberde gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.